Farm. Önce kendimi anlatayım. Murat Borazan. Firmanın Türkiye Satış Pazarlama Müdürüyüm. Nufarm dünyadaki 10 büyük zira ilaç firmalarından bir tanesi. En son birleşmelerden sonra 6. sırada yer alan Avustralya menşeli, kanguruların olduğu ülkenin zira ilaç ve tohum firması. Yaklaşık 3.2 milyar dolar cirosu, 3400 çalışan olan bir zira ilaç ve tohum firması. Bizim Türkiye'deki faaliyetlerimiz aslında 2000'li yıllara dayalıyor. İlk ruhsatlarımız 2000-2001 yılında Türkiye'de ruhsatlanmış ama o zamandan beri yerli firmalar tarafından satılmış. 2014 yılında firma Türkiye'de kendi organizasyonunu kurmaya karar verdiğinde bu potansiyeli görerek karar vermiş. 2015 yılında da biz bu ruhsatlarımızı devraldık ve kendi faaliyetimize başladık. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Bizim Türkiye'deki 3. yılımız ticari olarak. Dolayısıyla da DLG fuarını biz yıllardır takip ettiğimiz eski firmalarımızdan da biliyoruz. Buradaki amacımız hem yerli ürünlerimizi anlatmak, hem markalaşmanın ön plana çıkarmak, hem de Nufarm'ın bilinirliğini artırmak. Tabii burada Enforcer, Mystic Pro, Goap ve Tazer gibi, Tazer Expert gibi 4 yeni ürünümüzün lansmanını yapmaya çalışıyoruz. Birazcık marka bilinirliğini artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla küçük ölçekli de olsa denemeler kurduk ve bunu gösteriyoruz bugün burada. Peki ürünler hakkında kısa kısa bilgiler alabilir miyim? Enforcer bizim yeni ilacımız, bakanlıkta ruhsat bekleyen. Bu bölgenin ana problemlerinden kara çim dedikleri lolyum ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünü sağlayan bir yabancı ot ilacı. Evet. Buğday ve arpa için. Mystic Pro toprak kökenli hastalıklar ve septor ilacımız bizim. Bu da yeni Türkiye için. Goap Micro hayvansal bazlı organik bir gübre. Bir amino asit içeren bir organik gübre. Tazer Expert de biliyorsun Türkiye'nin en büyük ekim alanı, yaklaşık 110 milyon dönümde buğday ve arpa. Evet. En büyük hastalıklarda pas, septori ve külleme gibi önemli buğday yaprak hastalıkları. Onlar da ruhsatlı. Onlar için ruhsatladık ve satmaya başladık. 2014'te, 2015'te biz başladığımızda 12 kalem ürünümüz vardı. Yaklaşık şu anda 35-40'a yakın yeni ruhsat başvurumuz var. Toplamda 50'ye yakın ürünümüz olacak. Şimdi bu fuarın asıl amaçlarından bir tanesi toplu olması. Belli bir alanda olması. Evet, ne kadar küçük alanlarda olsa da biz zaten geniş ölçekli demolar, demonstrasyonlar, tarla günleri zaten çiftçi koşullarında yapıyoruz. Burası birazcık daha böyle hem kendimizi anlatma, hem bir bardak çay ısmarlama yeri bizim için. O fırsatımız var. Ulaşamadığımız insanların tamamına ulaşma şansımız var. Çünkü geçen senede 40.000-50.000 üreticinin geldiği şeklinde DLG'nin şeyleri var, kayıtları var. Evet. Bu da az bir rakam değil. Bu da bir kişinin ya da iki firmanın bir anda ulaşabileceği bir rakam değil. Tabii toplu olunca da herkesi bize avantaj sağlıyor ve çekiyor. En azından görmek açısından onlara da bir avantaj kesinlikle, sağlıyor. Kesinlikle. Yani çok komplike olmadan bir ürün seçtik biz. Evet. Buğday olsun istedik. Yerlerimizi çimlendirdik. Biz büyümeye devam ediyoruz. Firmamız iyi bir firma. Avustralya menşeli, kangurunun olduğu firma. Yine baştan söylediğim gibi. Hizmet vermeye, çalışmaya devam edeceğiz.